Resul ya seyyidi. Medet ya ricalallah. Benzin almayan araba görürüm. Yani itersen dışarıdan kirlenir. Yukarıkıyla kesildi milletin işi. Gökyüzünden aramız kesik. Bu insanlar gökyüzüyle aramız yoktur diye iddia ediyorlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu söylese bir yukarıya efendim çengel atmış gibi oluyor. İlla bir yere tutar o. İmdat talep etmese benzin yok. Ne kadar cirdeyeceksin? El işi bulursan cirdersin. Maneviyattan mahrum olan kimse hiçbir şey yapamaz. Benzini olmayan araba gibidir. Benzinde bir sır var. O da bir böyle su gibidir. Bu suyu döksen araba yürümez. Bunun gibi beyaz sudur o da. Onu dökersin yürür. Bu da görünüşte su, o da görünüşte su. Onda sır var. Arabayı yürütmek için. Bunda sır var, rızkı bitirmek için. Onu yere dökersen, yeri berbat eder. Bunu makineye dökersen, bu iş görmez. Bu mühim bir meseledir Hacı Hüseyin Bey. Bu insanlar neyi, ne için kullanacaklarını bilemiyor. Bildirecek kimseleri reddettiler. Yani iman sahipleri hepsi neyin ne için olduğunun şuuru içerisindeydiler. Öğretilmişlerdi. Peygamber ashabı aleyhimur rizvan ala nebiyyina aleyhissalatu vesselam. Bir futa bellerinde olan vardı. Bir peştemal, bir örtü de belki omuzlarında vardı. Veya sade bir mintan giyerlerdi. Başlarında tacları, İslam tacı vardı. Dünya şatafatından hiçbir şeyleri yoktu. Lakin dünya ve hakikatlerine tam bir şuur içerisinde olmuşlardı. Öğretileni öğrenmişlerdi. Hakikat ilminden almışlardı. Bugünün insanı cid cidi cid cam, sabah başka giyer, akşam başka giyer. Bizi bu İlahi Mektebi'nde okutan, şimdi lise derler,
bir riyaziye dersini okutan bir hocamız vardı, Rıza Efendi, Allah rahmet eylesin. O talebelere bakar, tuvaletli saçlar altında boş kafalar derdi. Saçların daranmış çok, altında diyor boş kafalar. Yani dış görünüşleriyle çok geçireceğim dediğimiz, yani giyimine, kuşamına, uydurmaca özen gösteren kimse. Dolu. Bütün insanlar onunla meşgul. Dış görünüm nasıl görünecek? Kozmetik fabrikası gördüm ben. Kozmetik nedir? Süsleme hanım. Hanımların güzel görünmek için kullandıkları çeşit türlü efendim kolonyalar, süsler, püsler, kremler, bilmem neler hesaba gelmez. Kozmetik fabrikası gördüm. Nerede? Cenubi Afrika'da. Uydurma lügatınızla Güney Afrika'da. Çünkü Cenubi'nin suyu çıktı, attılar. Güney'i getirdiler. Güney. Ne aslı var, ne faslı var. Dedik ya, şuur yok. Şuur kalmadı. Sıfırlandı. O memlekette. Sabını ben gördüm de, bizi arabayla almaya geldiğinde, tayyare yerinden, bu arabaya bineceksiniz, yanına oturunuz diye oturduk. Ben zannettim taksi şoförüdür adam. Sonra dediler ki, bu kimsenin kozmetik fabrikaları vardır ki, yani bir devleti satın alır. Kılı kıyafetine baktım da ben gümrük hammalı zannettim. Ya taksi şoförü zannettim. Ve beni götürdü şeyine, birkaç kardeş onlar. Kaç defa yanımda oturdu da ben gene farkına varmadım o adamın öyle bir şey olduğunu. Sonra o fabrikaya götürdü, kendisi fabrikasına Hüseyin Bey. Yani 7 kat mı dediler, 10 kat mı dediler. Yani içerisinde olan, hazırlanmış olan bu kozmetik eşya, ki bu kadarcı onun kaç dolardır? Bir kutucuk. Kemalüddin, aklın durur. İçeride böyle rıtma vapurlar dizilir gibi şeyler var, kapılar var, tırlar geliyor. 20 tır böyle duruyor, içeriden şeyler geliyor, dolu arabacıklar, çalışan trolliler getiriyor, oradan yükleniyor, gidiyor. İçeri ben ayak attım da böyle beni içeri aldılar, bir baktım, benim sarık başımdan aşağı düşecek, o kadar yüksek, dolu. Yani onun içerisinde belki 1 trilyon dolarlık bu şeyden var. Kozmetik.
Yani 1 trilyon dediğin 1000 milyardır. Su içinde. Su içinde bir adam. 7 tane fabrika var diyor böyle. Kardeşler bunlar. Ve basar arı gibi çalışıyor. Yetiştiremiyor. Talebe yetiştiremiyor. Talebe göre arz olunur ya. Talep arz kaidesi üzerine. Talebe yetiştiremiyor diyor. Bu bir fabrika. Başka dünya, demek dünyanın üstündeki insanların işi bir hasta kadınların yani güzel görünmekten, dış görünümlerini süslemekten başka bu 21. asrın insanının hem meramı yoktur. İyi yiyeyim, iyi içeyim, iyi giyineyim, iyi güzel görüneyim. Güzel görüneyim. Bre güzel görünmek bu Allah vergisidir. Boyanmakla güzellik eğretidir. Yıkandığı vakitte maymuna döner, altındaki görünür. Hüseyin Bey. Boyanıyor. Boyandığı vakitte bir şey ne elamete benzer kendilerini bilir artık. Efendim? Güzel. Boyuna şey yaparlar. Elbise modası yaparlar. Her gün, her gece, sabah akşam bu defile mi derler, onlardan gösteriyorlar. Güzele her şey yakışır da, efendim, hantal olanla ne giyinirsen artık şeyi yok, tesiri yok. Lakin onu, o elbiseleri güzellere giydirip dolaştırıyor. Ne için? Akılsız bir sürü insan zanneder ki güzellik o giydiği ispaptadır. Ve güzellik Allah vergisidir. Onu demek isteriz ki o hantal bir kıyafetli olmuş olan insanlar da, kadın olsun, erkeği olsun, der ki biz bunları yersek biz de böyle güzel. Ne olacak artık senin güzel olacak? Ne tuzla yenirsin ya şekerle be. Senin işin bitti. Ne giysen sana bakacak yok. Eski tabirle efendim baldırına derler. Ciğer bağlasa köpek düşmez arkasına haşa millet huzur. Çoğu bu sıfatla dolaşırlar sokakta. O derecede. Ve aşıldık sonra cazibeleri gidiyor. Cazibe diye bir şey kalmıyor. Tahta, tahta misalim. Yani insanı cezbedecek hal kalmıyor. Açıldık sonra bitiyorlar. Sıfırlanıyorlar. Cazibe diyerek de cinsi cazibesi sıfırlanıyor. Açılan insanı açıldık sonra Hüseyin Bey. Şimdi bunu söylemekten maksat bu 21. asrın insanı medeniyetin evci balasına yani doruğuna ulaşmış diye iddia ediyor. Ne ile? Battal akılsız herifler. Kadını erkeği. Ne ile ulaşsın be? İşte kozmetiklerin boyalarını süreriz. Paris'in modalarını takip ederiz. Amerika'nın efendim nedir o San Francisco'nun veyahut onun bir memleket daha var. İtalya'nın modalarını ondan
o sinemaların olduğu memleketin adı ne? San Francisco'nun Hollywood. üstüne. Hollywood. Yok, ondan yukarı. O memleketin adı. Los Angeles. Los Angeles. Modalarını takip ediyoruz. Bir mintan diyor, 100.000 dolar. Allah Allah. Ve hiç olmazsa etiketiniz sökmesin üstünden, 100.000 dolardır böyle göstersin giydiğim. 200.000 dolar geçsen ya içindeki zaten battal be. Tövbe estağfurullah ya Rabbi, tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Bir şarlatan herifin bir üzeyi. Bir gün aklına bir şey gelmiş. Şimdiki dolandırıcılardan betermiş o. Aklına gelmiş ki bu memleketin kralını dolandırayım ben. Nasıl dolandıralım demiş. Bir iş uyduracağım. Şeytan ona tarif etmiş. Demiş ki, iki tulum şey edeceksin. Tertip et, hayvan üstüne bağla. Tulumların içerisini abdesthane mamulüyle doldur, bağla ağızlarını. Üzerlerine gül yağı sür diyor. Mükemmel ki bir sabit yerden kokusu duyulsun, alınsın. Tertiplemiş, doldurmuş, iyi bağlamış. Üstünü de gül yağlarıyla tamamıyla onu da kapatmış. Almış, binmiş hayvana yürüyor. Kale kapısından içeri giren askerler durdurmuş. Nereden geliyorsun filan yerden? Ne getiriyorsun? Bizim gümrükçüler gibi kapıda hemen yakaka yapıyor. Ne getireceğiz be biz? Bizim getireceğimiz nedir? Aç çantayı, aç torbayı. Böyle millete rahatlık ver. Çantada çorba getirdiği 3-5 şeye musallat olma. Bırak. Millete rahatlık ver. Olamaz. İğneden sürmeye böyle böyle silkeleye. Ne bulacak be içerisinde? Fukara millet zaten. Kanundur bu. Şöyle benim kanundur. Bereket benimkine bakmazlar. Benden ne bulacak diye. Ne bulacak zaten işte. Verilen birkaç parça eşyadan ibaret. Peki ne getirdin diyor. Ben filan memleketten geldim diyor. Yanımda bu memleketin kralına münasip olan bir hediyelerle geliyorum diyor. Gelin bir parça demiş size göstereyim. Böyle bir parça açıp demiş askerler. Aman ne güzel. Ha, bu memleketin kralı için hususi gönderilmiştir. Gül yağıdır. Tulumlar doludur demiş. Hemen o zaman haber, telefon yok. Alo diyerekten bilen bilirsin. Abi, uyukladın şey mi? Uyukladıysan yat. Hasılı kelam haber yetiştirmiş atlı Mahmud Zahid doğru saraya. Dediler ki böyle böyle bir şey geldi. Binaenaleyh zalik bunu efendim ne yapalım? Krala haber verelim ve bu adamın hediyeleri ambara indirilsin. Ha. Peki demişler. Haber gitti, haber geldi. Bu adam sarayın kapısından girdi içeriye. Dedi, bu eşyalar en kıymetli olan hazine dairesine konulacaktır. Çünkü olur olmazın eline geçerse berbat ederler. Bu krallara mahsus olan bir şeydir.
hediyedir, kokudur. Gül yağı böyle bulunmaz. Bir parça ucundan böyle aşırı akıdan. Aman ne güzel. Mest oldu askerler birbirine karışıyor. Yol verin buna, yol verin. Asıl şey mahzen dairesine indirildi. Bu diyor bir hafta müddeti vardır. Bir hafta içerisinde bu açılamaz. Bir haftadan sonra bu açılacaktır ki tahammül denir ona. Yani mayalansın. Mayalanmak üzeredir. Şimdi bu sizin dışarıdan aldığınız koku efendim o içeridekinin %1'i değildir. İçerideki de diyor tahammül ettiği vakitinde, mayalandığı vakitinde o zamanın kral da gelecek huzurundakilerle merasimle açarsınız diyor. Açtığınız vakitte ben bizim kralımıza gideceğim, haberi yetiştireyim şimdi teslim verdiğime dair. Sen git işine dediler. Ona da caizesini verdi. O bastı mahmızı gitti. Günü geldi, geldiler kral. Efendim, meydana çıkarttılar. Efendim, şimdi açacaklar. Kral en yakında duran, en önde duran kral. Efendim, açmasıyla beraber, onun içerisine zaten o pislik iyice birbirine girmiş. Gazmazla beraber foş diye ne kralı bıraktın ne efendim kralı çayı ne prensi bıraktın ne prenses bıraktın efendim ne vezir bıraktın ne bilmem emir bıraktın. Batırdı, çıkarttı diyor, milinde kral kaldı, ne kraliçe. Pis. Abdesthanenin içinde düşmüştü diye. Bütün resmi kıyafetleriyle fakirler berbat petnam oldular. Kral ağzını yüzünü silmemek ister. Kraliçe ne beladı. Nereden geldi başımıza? Efendim derken kıssadan hisse 21. asrın insanının temsili bu. Diş görünümlerine çok büyük ehemmiyet veriyorlar. Güzel görünelim. Güzel kokular. İçerileri açıldı mı abdesthaneden beter. Onun için derhal çuvallayıp kabre atıyorlar. Kabir halletsin. Allah huzuruna çıkacak sıfat yok çünkü. Neuzubillah. Sahabe efendilerimiz, Allah onlardan razı olsun. Yüz bin kere, yüz milyon kere razı olsun. Bir peşşemal bellerinde, bir peşşemal omuzlarında, bir tacı İslam başlarında sarıklarıyla bu dünyanın hakikatını öğrendiler. Ve kokuları mis gibiydi. Şeyh Efendi Hazretleri bana söylerdi. Nazım Efendim, onların giydiği bu peşramallar veya mintanları beyaz mıdır, renkli midir belli değil. Lakin koklandığı vakitte miski esfer derler. Miskin en hakikatsiz gibi kokardı. Ağızlarının kokusu, nefesleri gül gibi kokardı diyor. Sahabenin. O derecede nefesleri temiz, zikrullah ile temizdi. Onlar mı insaniyetin kemalindedir? 21. asrın vahşi insanları mı? Gösteriş budalası, görünüm budalası,
Akılsız, mantıksız insanları mı daha insanlığa yakındır? Teessüf ederim bunu söylemeye. Çünkü ne için olduğunun şuuruna varmayan insan, insanlık derecesinden düşmüştür. Allah bizi affeylesin. Amin. Ve minallahi tevfik. Fatiha. Derine giremedik. Daha sahile ayağımı basamadım. İftihar ederler. Kozmetikle süslenip de görünüş yapacak. Yataktayken kokmaya başlarlar. Ölmeden. Öldüğü anından yanına yaklaşamazlar.